Rıfat Ilgaz, Selami Bey'in Şatosu. Bir şair dostu vardı Selami Bey'in. Öylesine bir dost ki evine bağlı Beşiktaş'a yakın bir haneyi mamuru da vardı üstelik. Evlenmenin de evliliğin de hallerini bildiğini sanmıyordu ama sadece evin hallerini bilirdi, o kadar. İyi bir Türkçe, edebiyat, açıkçası dil bilgisi öğretmeniydi. Evindekilerden evlilikten çekmemişse de evin tüm hallerini çekmiş, hem de öğrencilerine çektirmişti. Nasıl mı çektirmişti? İşte şöyle. Ev, evi, eve, evden, evin, evlen için. Siz sayın öğretmenim evin hallerini diline doladığına bakmayın. Evden, evlilikten, evcilikten, evsizlikten bir çektiği yoktu. Her şey onun için sözdü, sözdeydi. Sözün anlamını bile değil, sözün sözlüğünü, açıkçası söylenişi, sese dönüşümü, ezgisi önemliydi bu şaire göre. Gel gelelim Selami Bey için önemli olan sözün sesi, ezgisi, müziği değil, doğrudan doğruya anlamı önemliydi. Ev deyince söylenilip geçilmemesi, kapısı açılıp içine girilmeli, oturulmalı, yatılmalıydı. Hem de öyle bir günlüğüne, bir haftalığına değil, aylığına, yıllığına, 10 yıllığına, 100 yıllığına. Selami Bey'e göre insan niçin gelirdi dünyaya? Mekan tutmak için. Açıkçası ev sahibi olmak için. Öylesine gelmeliydi ki konu komşuya kızıp da çekip gitmemeli, çakılıp kalmamalıydı. Ev kazık kakıp kalmanın tek simgesiydi. Ev olmadan nerede kalacak, nasıl kalacak bu uçsuz bucaksız yeryüzünde? Ne var ki Selami Bey evle evliliği birbirine karıştırmıştı ta işin başlangıcında. Bunların hangisi önce, hangisi sonraydı? Önce evlenmeli miydi, yoksa ev yapıp içine mi girmeli, evlenmeyi sonraya mı bırakmalıydı? İstim sonradan gelsin hesabı bu durmadan evlenmişti 3 kez, 5 kez. Elbet bu hatunlardan biri de evle birlikte gelecekti. Gelmesine gelmişti ama getirdiği evi de kendine zindan etmişti. Selami Bey için tek yapılacak iş başını alıp gitmek olmuştu. Evlenmekten bıkmıştı ama Selami Bey ev sahibi olmaktan bıkmamıştı. Tek başına da kalsa bu tek başı dinlendirecek bir eve ne zaman sahip olacaktı? Belki emekli olduktan sonra. Bir işte 20 yıl, 25 yıl çalışan her emekçi bir evin özlemiyle yanıp tutuşurdu. Kendini avutmak için çareler arardı ister istemez. Emeklilik dilekçesini yazdığı gün yazarlık hevesine kapılıp mimarlıktan soğuyan bir arkadaşıyla karşılaşmıştı. Dostum demişti, tek katlı bir ev istiyorum. Nerede yaptıracaksın evi? Memleketimde. Yani dağda mı, kıyıda mı, ovada, düzlükte mi? Karadenizli olduğuma göre kıyıda mutlaka. Kıyıda olmasın ama deniz görsün. Tepede bir ev, deniz görünümlü. Paran çoksa bir villa çizeyim sana dedi arkadaşı. Tek katlı, ucuz bir villa. Dilekçeyle birlikte plan da gelişiyordu. Basından emekli olacaktı. O yılların bütün basın emeklileri gibi tek kuruş ödenek alamadan. Gazetenin patronu ödenek makbuzunu peşin imzalatmıştı. Peki bu durumda evi hangi parayla yaptıracaktı? Emekli işi bitmeden tek katlı villanın planı çıkmıştı bile. Barındığı bekar odasının duvarına çerçeveletip asmıştı. Bu sadece kuru bir plandı. Bir villa planı. Tek katlı bir villaya dönüşecekti 1 milyon bulursa eğer. Bunlar işin paraya sayıya dönük düşsel yanıydı. Parasız yanı da vardı bu düşlerin. Bu villa bir tepenin üstüne oturacaktı. Yemyeşil çamlarla örtülmüş bir tepenin en sivri yerinde. Tepenin görkemli güzelliği Karadeniz'i ayağının altında görmesinden ileri geliyordu. Şu plandaki balkon vardı ya, işte o balkondan bakınca deniz ne mavi, ne lacivert, ne mordu. Günün her saatinde değişirdi bu morumsu mavimsi renkler. Kim kara demişti bu denize? Geceleri bile tümüyle kararmazdı deniz. Binlerce, yüz binlerce yıldız üstünde pırıl pırıl kıpırdaşırken nasıl kararırdı? Emekli işlemi o günlerde bitmişti. Duvardaki tek katlı villa planı bu barınaktan Karadeniz kıyılarındaki bir kasaba oteline aktarılmıştı. Bir özelliği vardı yalnız. Karadeniz planın asıldığı duvarın penceresinden ayna gibi görünüyordu. Plandaki gibi bir de balkon kapısı vardı. Planın asıldığı duvarda. Selami Bey'in düşselliğine açıktı her dakika. Sabah gezmelerinden yorgun dönünce villasının balkonunda buluyordu kendini. Ne uysal denizdi bu, düşlere, düşselliğe, çok elverişli bir deniz.
Avukat Fahri Bey, 15 günde bir çıkardığı gazete için yazı istiyordu Selami Bey'den. Martı Oteli'nin şu penceresinden gördüklerini yazsa okurlarına yeterdi. Gördüklerinden çok şu görkemli denize bakıp düşündüklerini, hele bir türlü arsasını alamadığı tek katlı villası için düşündüklerini. Bir gün sordu Fahri Bey'e, şu Karadeniz'e bir süngü gibi uzayan yarımada, yarımada değil burun. Ne burnu? Halk ona köpek burnu der. Üstündeki kale gibi, şato gibi tek bina. Umursamazlıkla cezaevi demişti Fahri Bey. Bu şato gibi güzel bina ama bir duvarı çatlattığı için. Çok mu çatlak diye sordu Selami Bey. O kadar değil ama savcı mahkumlar için tehlike var diye yazdı Ankara'ya. Başardı da şimdi boş duruyor. Kim bilir bu şato gibi yapılan buralar ne kadar güzel görünür diye düşündü. Hele Giderosa doğru uzanan 10 kilometrelik kumsal. Martı Oteli'nin üstündeki çamlıklar. Vasfi Bey benim arkadaşım. Hem de onun avukatıyım ben. Tek başına kalmaktan korkmazsan, neden korkacakmışım dedi Selami Bey. Şatolar hep böyle olur. Öyle ya, Selami Bey bir tepede arsa bulsa, yaptıracağı villada tek başına kalmayacak mıydı? Villasını bile hep tek başına düşlemiş değil miydi? Yani dedi Fahri Bey, çatlak duvarlı cezaevinde bekçi olarak kalmak istiyorsun öyle mi? Demek kira da vermeyeceğim. Soruyu ters yüz etti Fahri Bey. Demek bekçilik için para istemiyorsun. Hemen taşınayım öyle mi? Hemen. Gerçekten şatoda buraların görünüşü çok daha görkemliydi. Otelin önünden uzanıp giden 10 kilometrelik kumsal, masmavi bir etekliğin bembeyaz dantelleri gibiydi köpüklü dalgalarıyla. Selami Bey tek katlı villanın planını ortadan kaldırmıştı. Tam bir yıl bu villayı düşünmeyecekti. Bu şato tam bir yıllığına onundu. Ne kira, ne elektrik, ne su parası. Pembe şatonun asmalarla donanmış balkonunda bütün gün yazıp okuyor, yiyip içiyordu. Bir akşam erkenden Poyraz biraz sertleştiğinden yatak odasına çekilmişti. Kapı yumruklanıyordu derinden derine. Merdivenlerden inip açınca şaşırmıştı. Savcıyla jandarma komutanı kuşkuyla bakıyorlardı yüzüne. ''Yalnız mısın?'' diye sordular. ''Balkonun lambasını söndürmüşsün de'' dedi Mehmet Bey. ''Balkon havası değildi'' dedi. Poyraz gibi serteldi de. Odasına girmişler, pencerelere bakıyorlardı. ''Perden de yok'' dedi komutan. ''Ne perdesi?'' dedi. ''Dağ başında perde mi olur?'' Kuşkuyla bakıyordu yüzüne. ''Asıl dağ başında olur perde. Bak lamban yanıyor.'' ''Perden yok. Bir dokundular mı tetiğe? Alnından nallar herifçoğlu.'' ''Neden nallasın?'' dedi Selami Bey. ''Nallar da alır voltasını. Bak binanın arkası yok.'' Savcı hak veriyordu komutana. Doğru diyordu. ''Perde ister şu iki pencereye. Aldır yarın.'' ''Olur'' dedi Selami Bey. ''Ne içersiniz? Dolapta rakım var biraz.'' Oturmuyorlardı ki rakı içsinler. Haydi iyi geceler. Rahatsız ettik. Bir akşam beklerim. Balkon çok güzel oluyor. Hele asmalar, salkım salkım üzümler. Haydi hoşça kal. Perdeyi unutma. Uğrarız bir ara. 3 gün sonra jandarma komutanı uğramıştı. Balkon güzeldi ama yattığı odaya girmek istiyordu. Müsaadenle diye girmişti içeri. Girmesiyle çıkması bir olmuştu. Olmaz Selami Bey diyordu. Bu perde olmaz. Tül perde bunlar. Gülüyordu Selami Bey. Dostum diyordu. Ben sizin için almadım ki bu perdeleri. Dışarıdan bakacaklar için aldım. Belki onlar beğenirler. Evet, onlar elbette beğenecekler. Biz seni onlardan korumak istiyoruz. Olmadı bu perdeler Selami Beyciğim. Ben Gürsoylardan senin hesabına bir çift perde alır gelirim yarın. Teşekkür ederim. Gelirken savcı Mehmet Bey'i de getir. Havalar iyi gidiyor. Balkonun tam zamanı. Söylerim. Haydi hoşça kal. Komutan dediği günde 2 perde alıp gelmişti. Beğenip beğenmediğini Selami Bey'e sormadan bir sandalyeye çıkıp asmıştı. Öylesine beceriyle asmıştı ki tül perdeler yine de yerinde duruyor, yeni perdeler 2 pencereyi de duvar gibi kapatıyordu. Selami Beyciğim dedi, seni dışarıdan kimsecikler göremez artık. İster dolaş odanda, ister otur yazılarını yaz. Demek canıma kimse kıyamaz artık. Güzel havalarda bahçeye çıkarsam ne olacak? Sen bahçeye çıkarsan onlar düşünsün. Seni görünce kaçarlar. Oysa perdeler, sen uyusan da korur seni. Selami Bey düşünüyordu. Kimdi bunlar diye. Demek geceleri şatonun bahçesine kadar girip kendisini uyurken kolluyorlar, biçimine getirdiler mi dokunuyorlardı tetiğe. Demek kalabalıktan kopmak, halktan ayrılıp tek başına yaşamak olanaksızdı. Kendi öz memleketinde de olsa. Güvenlik güçleri demek doğru bulmuyordu onun bu tek başına yaşama tutkusunu.
Şatonun görkemi göz kamaştırdığı için miydi bu titizlikleri? Nereden bakarlarsa baksınlar Selami Bey'in şatosu diyorlardı bu eski cezaevine. Ne çabuk da unutmuşlardı tüm ilçe halkının ruhlarını kararttığını, onun yalnızlığını kıskanıyorlar mıydı yoksa? Bina sahibi Vasfi Bey bu şatoyu bir yıllığına bırakmış kendisine. Bir yıl ne kira, ne elektrik, ne su parası, bekçi parası bile yoktu. Kendisi de bir balıkçı değil miydi bu şatoda? Gel gelelim herkes bir derebeyi görüyordu bu şatoda. Bir şövalye, bir sinyör. Tam şatonun karşısındaki tepeye doğru kaymakamın yol açtırdığı duyulduğu günlerde bir dost balkonuna konuk gelmişti. Selami Bey'in yol açılıp bitmeden bir evlik yer kapatalım sana karşı tepeden diye bir öneride bulunmuştu bu dost. Duyulursa fiyatlar hemen yükselir. Kim bilir o tepeden buralar nasıl görünürdü? Şatosuna bir saygısızlık da olabilir. Hemen peki diyecek olursa diye düşünüyordu. Hem de ucuz kapatabiliriz diye üsteliyordu konuk. Paran yoksa takside de bağlayabiliriz. Selami Bey için kaçacak yanı kalmamıştı işin. Bir görüş bakalım deyivermişti. İşin içine taksit de girince şu memlekette alınmayacak ne kalıyordu? Köprüler, fabrikalar, vapurlar bile satın alınabilirdi. Hem sermayesine. Önemli olan sermayeye saygı eksilmesindi. Devlet malı yoktu artık. Öz sermayenin malı, özel sermayenin mülkü vardı. Şatonun sözleşmesi bittiği günlerde Selami Bey'in tek katlı villa planına bir de tapu senedi eklenmişti. Artık şatodan çıksa da Mars Oteli'ne dönemezdi. Bir ev, bir daire tutmalıydı ama yükseklerde. Alışmıştı dağların doruklarında şahinler, doğanlar, akbabalar gibi tek başına tünemeye. Beş katlı apartmandaydı gözü. Amasra yolunda. Bir gökdelen vardı yeni yapılmış. Üst katları kiralanmıştı ama ilk dairesi henüz tutulmamıştı. İnsan bir şatodan çıktı mı en azından bir gökdelene taşınmalıydı. En alt katına bile olsa. Seviyordu yeni evini. Karadeniz yine karşısında bir uçtan bir uca uzanıyordu. Penceresinden baktı mı kendini gökdelenin en üst katında görebiliyordu. İşte ayağının altındaydı deniz. Tek katlı villanın planı yine çerçevesinde duvara asılmış, yanına da 250 metrekarelik bir arsa planı eklenmişti. Plansa plan, tapuysa tapu. Oturduğu ev 5 katlı bir gökdelendeydi. Gözünün önü bir uçtan bir uca Karadeniz, şato dersen karşıda, yerli yerinde. Bir gün bir tepenin üstündeki arsaya oturduğu villadan bütün bir kenti ayaklarının altına alabilecekti. Hem de pek yakında. Savcıyla jandarma komutanı burada da bulmuştu Selami Bey'i. Olmaz, bu ev birinci katta demişlerdi. Hem de yol üstünde. Anarşist camı namlu ucuyla kırıp da tüfeğini doğrulttu mu? Ne yapacak, nereye kaçacaksın? Şart mı kaçmak demişti. Söyle, nasıl koruyacaksın kendini? Adam beni öldürmeyi tasarladı mı camı kırıp namluyu doğrultmasına ne gerek var? Peki ne yapsın seni öldürmek için? Sokağa çıkma mı beklesin? Yok, hayır, olmaz. Birinci katta. Haydi beşinci kata demişlerdi. Gözü hep tepelerde, yükseklerdeydi Selami Bey'in. Hay hay dedi hemen. Yükseklerin hali başkaydı. Balkon kendini göstermiş, Karadeniz'in anlamı değişivermişti birden. Tuz gölü olmaktan çıkmış, düşsel bir ülkenin buğulu maviliklerine bürünmüştü bir iki saat içinde. Selami Bey aradığı yüksekliği bulduğu gibi aradığı balkonu da bulmuştu. Şatodaki balkondan denizin bir koyu daracık bir balıkçı barınağı görünüyordu ama buradan Karadeniz tümüyle görünüyordu. Varna Bulgar şu doğrultudaydı, Köstence şu doğrultuda. Kıyılar sisli puslu olmasa belki de orası bile görünürdü bu balkonda. Güneş bu aylarda Trakya üstlerinden, Varna Bulgar kıyılarından batıyordu. Bir süre kızıllığı kalıyordu deniz diplerinde. Gün geriye dönüp pembe pembe gülümsedi mi, pırıl pırıl bir sabahı karşıladığı günler de oluyordu bu balkonlarda. Ev denilen, villa denilen, gökdelen denilen yapılar hep aynı anlama gelirdi. Balkon gösterişli görünümlü oldu mu, geriye ne kalıyordu yapıları birbirinden ayıran? Gel gelelim, insanları balkonlarıyla baş başa bırakmıyorlardı ki. Bir gün takvimin yapraklarından bir sayı okudular radyolarda, televizyonlarda. Karşı yıkık yapının duvarına da bir pankart asıldı. Balkonlara çıkmayın, tarayacağız. Bu kadar açık değildi bu bildiri ama özetle bu anlam çıkıyordu. Peki dedi Selami Bey, tüm balkonlar, yüksek yapılar, gökdelenler, şatolar, villalar tek katlı bile olsa sizin olsun. Alıp götürdüler bir gün. Döndüğünde duvarda çakılı duran planla birlikte taksitleri ödenmiş arsayı da satışa çıkarmak zorunda kalmıştı. Artık ne villa arıyordu ne gökdelen.
kupkuru özgürlük de aradığı. Ne tepe, ne yokuş, ne merdiven. Düz ayak bir yaşam. Bugüne kadar gökdelenlerden, doruklardan bakmak isteyen Selami Bey, yükseklerden bakınca çok şey göreceğini sandığı için aldandığını anlıyordu artık. Yine anlıyordu ki aşağılardan yukarılara bakanlar da çok şeyler görebilirlerdi. El verir ki insanın neden baktığını iyi bilmesi gerekirdi. Yükseklerden bakanların çoğunun gerçekleri göremediği de başka bir gerçekti.